Evet, hoş geldiniz. Artvin'in bol yamaçlı doğası arılarına ulaşmasını engelliyordu. O da öyle bir çözüm buldu ki görenler önce şaşırdı, sonra gülümsedi. 52 yaşındaki Mustafa Gedik, Güneşli Köyü'nde arıcılık yapıyor. Arılarını gün boyu güneş alan karşı yamaca yerleştirmek istedi, ancak yol yoktu. Üstelik iki yamacın ortasından da dere geçiyordu. Karşı yamaca ulaşabilmenin çarelerini aradı ve sonunda işte o pratik çözümü buldu. İki yamacı birleştiren teleferik hattını kurdu. Köprü yapmamız gerektiği yerde daha basit ve daha rahat ve bir de kontrollü geçit için teleferik kullanıyoruz. Dolayısıyla bu 30-35 metrelik bir mesafede bunu daha uygun gördüm. Halatlar, makaralar, tahtalar, yer çekimi, akıl ve bilim. Mustafa Gedik hepsini bir araya getirdi, kabinli teleferik hattıyla doğanın zorluklarını alt etti. 35 metrelik çelik halatın bir ucunu ağaç köküne, diğer ucunu ise iş makinesiyle getirdiği 5 tonluk kayaya bağladı. İp halatla çekilen çift kabinli teleferiği işte böyle hayata geçirdi. Şu anda yolculuk başladı. Sakatlık olmasın mı? Yok. Hızlanan kabini yavaşlatmak için de yine pratik fakat bir o kadar da ilginç olan fren sistemini geliştirdi. Daha önce kep tutuyorduk ama şimdi fren sistemini geliştirdik ve çuvalla yapıyoruz. Hem imdat hem ayak freni olarak geçiyor. Bu. Şimdi bu tamamen ilkel yöntem olduğu için her şeyin ilkemi teknik arıza vermez.